Gençler merhabalar. Kel Hocam kanalımızda 12. sınıflar için yazılı çalışması yapacağız birlikte. Logaritma konusu çıkacak yazılıda ağırlıklı olarak bunu biliyoruz. öncelikle üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonudur diyerek başlamıştık konuya. Kısaca biz de konu hakkındaki özelliklerden bahsedip ondan sonra da bu özelliklerle alakalı sorular yapacağız birlikte. Logaritmanın ilk tanımıyla alakalı logaritma tabanının her zaman pozitif olması gerektiğini ve bir olmaması gerektiğini söylemiştik bu durumda üstel fonksiyon tanımıyla birlikte bir şeyi orada da tabanla alakalı bu özelliği burada da söylemiştik. Yani taban her zaman pozitif olmalı ve 1 olmamalı. x eşittir a üzeri y şeklinde verilen bir üstel fonksiyonu y eşittir logaritma a tabanında x şeklinde yazabileceğimizi ifade etmiştik tanımsal olarak. Yani burada aslında yapılan işleme tersten bakıldığında buradaki logaritma tabanının üstel fonksiyonun tabanıyla aynı olduğunu ve logaritmanın kalkacağını söyleyebiliriz işlem olarak. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Mesela logaritma 3 tabanında 81'e a dersek buradaki 3'ü bu a'nın altına taban olarak göndereceğiz ve logaritma kalkacak. Yani 81 eşittir 3 üzeri a olacak. Dolayısıyla bir üslü sayı problemine dönüşüyor bundan sonrası. 3'ün hangi kuvveti 81'e eşit? Buradan da a'nın 4 olduğunu söyleyebileceğiz. Yan taraftaki örnekte yine b dersek mesela 5 üzeri b'nin bu sefer 125 e eşit olacağını söyleyebiliriz. Peki 5'in kaçıncı kuvveti 125? O da 3 olarak cevaplayabilirsiniz. Alttaki örneğe baktığımızda buna da C diyelim. Mesela 1 bölü 5'i C'nin altına taban olarak gönderdiğimizde 1 bölü 5'in C kuvveti 1 bölü 25 olmalı. Burada da C'nin 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir yan tarafta D diyelim. 2 logaritma tabanını D'nin altına yerleştirirsek 2 üzeri D eşittir. 1 bölü 8. Normalde 2'nin 3. kuvveti 8'e eşit. 1 bölü 8 olarak verildiği için o zaman D'nin eksi 3 olması gerektiğini söyledik. Şimdi köklü örnekler genellikle burada problem öğrenciler arasında. Şu şekilde yakınlaştıralım biraz. Yine A diyelim ve kök 3'ün taban olarak gittiğini söylersek özellik gereği kök 3'ün a kuvveti eşit olacak. E, küp kök 81. Burada köklü sayıyı üslü sayıya çevirmemiz gerekiyor. Kare 3 dediğimiz sayı 3 üzeri 1 bölü 2 olacak. Bunun a kuvvetini aldık. Kök için küp kök içerisinde 81'di. 81 de 81 3'ün 4. kuvveti olduğu için 3 üzeri 4 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Burada şu özelliği yapıyoruz. M inci kök x üzeri n dediğimiz zaman bunu x üzeri n bölü m şeklinde yazabiliyoruz. Bunu kullanarak köklü bir ifadeyi üslü bir ifadeye çeviriyoruz. İşleme devam edecek olursak 3 üzeri burada 1 bölü 2 ile a'yı çarpmamız lazım. a bölü 2 oluyor. Eşittir 3 üzeri 4 bölü 3 oluyor. Ve tavanlar aynı olduğu için üstler de aynı olmalı. Dolayısıyla a bölü 2 eşittir 4 bölü 3. Ve içler dışlar yaparsak da şu şekilde 3a eşittir 8. a da buradan 8 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi şu alttaki örneğe bakalım. Burada artık yukarıdaki öğrendiğimiz bilgileri kullanmak istersek şöyle diyebiliriz. Logaritma 3 tabanında 81. 81 3'ün 4. kuvveti olduğu için buradaki değerin 4 gelmesi gerekecek. Yani aslında burada parantezin içinde logaritma kök 2 tabanında 4 var ve burada da aslında pratik olarak şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. İşlemleri bazen hızlandırmak için kök 2 tabanında 4 e, logaritması için biz hem tabanın hem de şuradaki sayının aynı kuvvetini aldığımızda logaritma değeri değişmiyor. Dolayısıyla bu logaritma iki tabanında 16 ile aynı diyebiliriz. 16'da 2'nin 4. kuvveti olduğu için buradan 4 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman işlevimiz yani şuradaki yeşille yazdığımız logaritma kök tabanında 4, 4'e eşit oluyor. Ve işlem şuna döndü. Logaritma x tabanında 4 eşittir 1 bölü 3. Yine yukarıdaki özelliğimiz x'i 1 bölü 3'ün tabanı yaparsak o zaman 4 eşittir x üzeri 1 bölü 3 olur. Ve her iki tarafın 3. kuvvetini aldığımızda şu şekilde 3 ile 1/3 çarptığımızda x üzeri 1 olacak ve 4 üzeri 3 de 64 olacak. Bu soru da böyle bitecek. Bu soruya dikkat edelim. Buna benzer bir soruyla karşılaşma olasılığınız yüksek. Buradaki işlemleri tekrar izleyebilirsiniz. Devam edelim biz. İkinci kısımda ikinci özellik olarak şundan bahsediyoruz. Logaritmanın tanımıyla alakalı işte az önce de söylediğimiz, başta tanımlarken söylediğimiz. A tabanında x şeklinde söylediğimiz bir logaritmada mutlaka buradaki x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Tabanın da tanımsal olarak sıfırdan büyük ve 1'e eşit olmaması gerekiyor. Bununla alakalı örnekler de yine çıkabilir karşımıza. Hemen uygulamasını yapalım birkaç tane. Önce tabanı seçelim. 3 eksi x büyüktür 0 dediğimizde x'in 3'ten küçük olacağını, sonra 3 eksi x eşit değil 1 dediğimizde x'in 2'ye eşit olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Daha sonra da 10 artı x'in 0'dan büyük olması gerektiğini söyleyip x'in eksi 10'dan büyük olması gerekiyor diyeceğiz ve bunları birleştirdiğimizde x eksi 10'dan büyük ve 3'ten küçük şeklinde bir aralık. Bu aralığı da açık aralık olarak yazarsak eksi 10, 3 şeklinde yazacağız. Yalnız burada bu aralığın içerisinde iki olduğu için fark şöyle süslü parantezde iki yazmamız gerekiyor çözüm kümesi için. Buna da dikkat edelim. Bir altındaki örnekte en geniş tanım aralığı yine sorulmuş. Logaritma tabanı yazılmadığı için 10 olduğunu biliyoruz. Yani ilerleyen süreçte de bunu göreceğiz aslında. X eksi 2'nin sıfırdan büyük olduğunu yine 8 eksi x'in de sıfırdan büyük olması gerektiğini söylersek sol tarafta x büyük 2 sağ tarafta da x küçük 8'i elde ederiz ikisini birleştirirsek x 2'den büyük 8'den küçük olacak gençler dolayısıyla çözüm kümesi ya da tanım aralığı şu şekilde yazılabilir açık aralık olarak 2,8 altındaki örneğe baktığımızda yani fx logaritma x artı 4 tabında daha kalabalık bir ifade verilmiş Burada yine tabanla başlarsak x artı 4'ün öncelikle gençler sıfırdan büyük olduğunu söyleyeceğiz. Peki x büyüktür eksi 4 geldi mi? Geldi. Sonra neye bakmamız lazımdı? x artı 4'ün neyden farklı olması gerekiyordu? 1'den. Yani x eksi 3 olmamalı. Daha sonra x kare eksi 3 x artı 2 bölü eksi x artı 1 yani bu parantez içindeki ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Önce çarpanlarını ayıralım. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0 deyince eksi 2 eksi 1 e, buradan x eşittir 2 ve x eşittir 1 değerlerini bulacağız. Paydadaki eksi x, x artı 1'e 0 eşitleyince de x eşittir yine 1 bulacağız. Bakın iki tane 1 geldi yani çift katlı kök oldu. E o zaman iki tane çizgi çizdik. Bir ve iki köklerini yazdık. Şuradan renk alalım. İkiye bir tane yuvarlak koyacağız. Bire iki tane yuvarlak koyacağız. Çünkü çift katlı. X karenin işareti artı. X'in işareti eksi olduğu için. Artıyı eksiye böldük gençler. Ne çıktı? Eksi. O yüzden sağdan eksiyle başladık. 11. sınıf bilgisiydi bunlar biliyorsunuz. Çift katlı köke çarpınca da işaret değişmedi. Dolayısıyla eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan kısım tabi 1 olmayacak bu aralıkta. Ama biz eksi 4'ten büyük diyeceğiz. Dolayısıyla eksi 4, 2 e, aralığında kimler olmamalı? Eksi 3 de olmamalıydı. Fark deyip süslü parantezde hem biri almayacağız hem de eksi 3'ü almayacağız. Her ikisi de bu aralığın içinde olduğu için bu soru da bu şekilde çözüldü. Devam edelim. Bir özellik daha görelim. Logaritmanın grafiği ile ilgili üstel fonksiyonların grafiğini hatırlayın. Üstel fonksiyonlarda grafiklerimiz e, yukarıdan aşağı doğru oluyor. Yani şöyle gösterecek olursam işte bu koordinat düzleminde şu şekilde yukarıdan gelip şöyle x eksenine değmeyecek şekilde gidiyorlardı. E, logaritma fonksiyonun grafiğinde de artan olanlar bu şekilde. Azalan olanlar da hemen altta gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru bu şekilde. Peki artanlık azalanlık neye göre değişiyor? Şurada eğer tabanı birden büyükse o zaman logaritma fonksiyonumuzun grafiği artan yukarı doğru olurken 0 ile 1 arasındaysa da o zaman yukarıdan aşağı doğru azalan şeklinde olacağını söyleyebiliyoruz. Bununla ilgili mesela örnek belki de yazıldığı bir grafik sorusu çıkacaksa karşınıza neden olmasın diyelim. Buradaki yorumumuz şu olacak. Logaritma grafiklerini görüyorsunuz. Birisi bu şekilde, birisi bu şekilde, birisi de bu şekilde. Yani mavi olan x ekseninden daha uzak, kırmızı olan x eksenine daha yakın. Ee, burada şöyle bir özelliğimiz var. Eğer logaritma tabanı sayısal olarak büyürse o zaman x eksenine yaklaşıyor diyebiliriz grafiği için. Küçülüyorsa da uzaklaşıyor haliyle. Üstel fonksiyonlarda da bunu y eksenine yaklaşıyor şeklinde söylemiştik. C büyük olacak o zaman bu bilgiyle B'den o da büyük olacak A'dan. Yani C 7 gibi bir sayı, B 4 gibi bir sayı, A da 2 gibi bir sayı diye düşünebiliriz gençler. Bir altında da yukarıdan aşağıya yani azalan şeklinde verilmiş. O zaman burada da ne demeliyiz? Yine sayı büyüdükçe x eksenine yaklaşıyor diyebiliriz ama hangi sayı? Yani şimdi bunlar 1 bölü şeklinde oldukları için sayı büyüyecek ama sayı aslında sayısal değer olarak küçülecek. Dolayısıyla mesela A sayısı 1 bölü 10 gibi, B sayısı 1 bölü 5 gibi, C sayısı da 1 bölü 3 gibi bir sayı olmalı ki bu grafik olsun, oluşsun. A x eksenine daha yakın olduğu için onun paydasının daha büyük olması gerekiyor yani. Dolayısıyla A değeri sayısal değer olarak daha küçük olacak. 1 bölü 10 B'den 1 bölü 5'ten gibi örneği biz verdik. C burada en büyük olmalı. X eksenine en uzak olduğu için. Grafikle ilgili de bunu söyleyebiliriz. Kılımızın bir köşesinde bulunsun. Sonra zaten az önce de söylemiştik. Onluk logaritma fonksiyonu biliyorsunuz aslında ama yine de hani bilmeyenler için. tabanı 10 olan logaritma fonksiyonuna bayağı yani onluk logaritma fonksiyonu diyoruz. Ve bunu logaritma 10 tabanı yazılabileceği gibi yazılmadığı durumlarla daha çok karşılaşıyoruz. Genellikle de yazmıyoruz hatta. Öğrencinin bilmesini bekliyoruz. Burada örnek olarak hemen bakacak olursak log kare şeklinde yani aslında bu logaritma 10 tabanında x'in karesi eşittir 36 yazılmış. Dolayısıyla logaritma x ne oluyor? 6 veya eksi 6 oluyor. Şimdi burada taban gizli 10 olduğu için bunu söyledikten sonra x eşittir o zaman 10 üzeri 6 ve x eşittir 10 üzeri eksi 6 yazabiliriz. Tabandaki gizli onları gönderdik. Ve dolayısıyla kök x eşittir 10 üzeri 3. E bir de kök x eşittir 10 üzeri eksi 3 oldu gençler. Şimdi diğer soru güzel bir soru. E bunu logaritmanın diğer özelliklerini kullanarak da çözeceğiz ama şimdilik tabanda gizli 10 var deyip her ikisinde de bu arada buna da B diyelim. Bu tabandaki 10'u gönderelim karşıya. 4 eşittir 10 üzeri A. Bir de burada gönderirsek karşıya 5 eşittir 10 üzeri B olarak bulacağız. Peki B değerinin A türünden değerini nasıl yazacağız? Bakın şimdi şurada her iki tarafı 25 ile çarpalım gençler. Soldaki 25'i 25 çarpı 4 kullanarak 100 yazalım. Sağdaki 25'e de ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şuradaki eşitlikte her iki tarafın karesini alırsak 5 üzeri 2'nin 10 üzeri b'nin ikinci kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Yani 25 eşittir. 10 üzeri 2b olur. Buradaki 25'in yerine de 10 üzeri 2b yazacağız gençler. 10 üzeri a çarpı 10 üzeri 2b olacak. Burası ve eşitliğimiz 10 üzeri 2 eşittir. 10 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağız. 2 artı B olacak. Dolayısıyla. Dolayısıyla demişken. Dolayısıyla işaretini yapalım. Şu şekilde 3 nokta koyduk mu. Dolayısıyla demek matematikte. O zaman 2 eşittir A artı 2 B oldu. Yani buradan da B'nin A türünden değerini istiyorduk. B değerinin 2 eksi A bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. Hashtag'imizi attık. Diğer örneğe bakalım. Diğer örnekte bir sıralama sorusunu logaritma 10 tabanında verdim. Örnek olarak. Buradaki temel mantık da şu. Taban 10 mesela burada yazan sayı 1453. 1453 onun hangi iki kuvveti arasına denk geliyor? Onu söyleyeceğiz. Yani 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 4 arasında olduğu için o zaman C sayısının 3 ile 4 arasında olması gerekiyor. Benzer mantık 61'i onun hangi kuvvetleri düşünelim. 10 üzeri 1 ile 10 üzeri 2 arasında olacağı için 61. Dolayısıyla B sayısı 1 ile 2 arasında bir sayı olacak. 2'ye daha yakın olacak. Ekstra bilgi. Burada da yine taban 10 ve 7 sayısı ne olacak? 10 üzeri 0 ile 10 üzeri 1 arasında olacak. Yani A sayımız da 0 ile 1 arasında. Bunlar arasında bir büyüklük küçüklük sıralaması istenildiğinde bizden de zaten anlaşılıyor. A en küçük olacak, B ortada, C de en büyük olmalı. Gençler konu anlatımına devam edeceğiz. Birinci kısım burada bitirdik diyelim. Abone olmayı unutmayalım. Beğen butonuna tıklarsanız hepimiz için çok faydalı olacak. Hepinize kolay gelsin. İkinci videoda görüşmek üzere.